şimdi kalbim sana buzdan anladım. Yalanmış sevda. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Pınar Güser. Şarkıcıyım. Öyle demeyi tercih ediyorum. 10 yıldır yaklaşık profesyonel olarak sahne alıyorum. Onun dışında anneyim. Başka aklıma gelen bu kadar. Pınar Hanımcığım, yeni single'ınız çıktı. Evet. Şarkınız kıpır kıpır, hareketli, tam bir yaz şarkısı. Nasıl başladı bu hikaye, single hikayesi? 10 yıldır sahne alıyorsunuz gerçekten. Hatta çok iyi mekanlarda sahne alıyorsunuz. Evet. Nasıl başladı yolculuğunuz? Şimdi ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sahne almayı çok seviyorum. Aslında hani sevdiğim işi, hobimi işe çevirdim bir zamandan sonra. Ama hiçbir zaman şey olmadı, böyle şöyle şarkı yapayım, böyle şarkı yapayım diye bir şey böyle kafamda çok oluşmamıştı. İyi bir dinleyiciyim her zaman ve her tarzı çok severim aslında. O yüzden de böyle bir şarkıyı dinlediğimde hani karar veremiyordum. Tam ben miyim, değil miyim vesaire gibi. Ama uzun süredir de şarkı arıyordum. Aslında güzel bir hikayesi var şarkıyı bulmamızın. Ben tam bu enerjiye girdikten sonra hani bir şeyler yapalım mı, yeni bir şarkı yapsak mı, işte insanların seveceği, sürekli dinleyeceği bir şarkı yapsak mı düşüncesine girdikten sonra arkadaşla muhabbet ederken nasılsın, iyi misin vesaire gibi. İyi işte, biz de müzik işleriyle uğraşıyoruz. O da işte kızının da şarkı yazdığını, muhteşem şarkılar yazmış. İşte bir sürü dostunun, arkadaşının olduğunu vesaire. Hadi sana bir şarkı bakalım diye. Aslında sana dair şarkısını bize dinleten ilk kişidir. Sağ olsun. Biz ilk dinlediğimizde wow dedik. İnanılmaz, yaz bitmeden hemen bu şarkı çıkartmamız lazım. Ondan sonra aslında hikayesi böyle oldu. Biraz kader kısmet. Ben çok şarkıyı sevdim. Dinleyen herkes inanılmaz seviyor. Radyolar çok beğeniyor. O yüzden hani yeni çıktık ama şimdilik çok iyi gidiyor. Peki, hayırlı olsun. Teşekkürler. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Şimdi aslında biraz Orta Doğu'yla bir şeyler yapmak istiyoruz açıkçası. Oradan önemli bir fenomenle bir düet olabilir ya da oradan önemli bir şarkıcıyla bir düet olabilir. Buradaki kurumsal etkinliklerimizde zaten İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, hani karışık böyle bir repertuar yapıyoruz. Son dönemlerde Arapçalar da ekledik birazcık. Öyle bir isteğimiz var açıkçası. Birkaç isime bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde ikinci şarkımızı zaten yapmaya başladık. Üçüncü şarkı arayışımıza devam ediyoruz. Yani biz buna başladık, tam gaz devam edeceğiz. Böyle gidecek. Harika. Şimdi siz yıllardır sahnelere emek vermiş birisiniz aslında. İşin evet. Mutfağından geliyorsunuz diyebiliriz. Fakat sosyal medyada, TikTok, işte birçok platformda bir günde meşhur olanlar da var. Yani evet. Bir şarkıyla ya da herhangi bir şeyle. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani emek vermeden artık o kadar çok kişi birden popüler oluyor ki. Evet. Şimdi emek vermeden popüler olan insanlar genelde bir zaman sonra aslında sönüp gidiyor. Hani bunu da çok net görüyoruz. Dünya bir tüketim dünyasına dönüşmüş durumda. Öyle bir tüketim şekli pompalanıyor aslında. Öyle olduğu için de çok çabuk çıkılıyor. Çok çabuk parlanıyor ama çok çabuk da tabii ki sönülüyor. Biraz altyapı olması taraftarıyım ben. 90'lara baktığımızda aslında bir gecede insanlar meşhur olabiliyordu o zaman da. Hani bir klip ve güzel bir şarkı varsa o zaman da bir anda bir patlama oluyordu ama 90'ların müzik kalitesi şimdikinden o kadar farklı ki, o kadar altı doluydu ki. Şimdi o yüzden şimdikiyle o zamanı kıyaslayamıyorum hani. O zaman da evet şöhret bir gecede gelebiliyordu ama şimdi başka bir şey oluyor. Ses çok önemli değil, bilgi çok önemli değil. Sadece orada böyle popüler bir hareket yapmak ya da insanları kızdıran bir şey yapmak yeterli olabiliyor. Ya da ne bileyim, insanların çok güleceği bir şey yapmak yeterli olabiliyor. Tabii müzik emekçilerinin nasıl söyleyeyim, yanında çok da hoş bir şey değil ama dediğim gibi bence onlar da zaten öyle bir anda parlayıp bir anda şöhret olup bir anda ondan sonra sönüyorlar. Emekçiler, güzel bir şey üreten, yapan bir insan her zaman bir yere geliyor, o yerinde kalıcı oluyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Pınar Hanımcığım. İnşallah yeni single'ınız hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sonumuzu yazıyorum anla, siliyorum anıları bir bir, görürüm kendi yolumu.